Merhaba, bölümümüze hoş geldiniz. Şu anda hazırlıklarımızı sürdürüyoruz. Ekip arkadaşlarımıza bir dönelim. Ne dedin abi? Ne dedin abi? Ne dedin abi? Bu iyiydi, bu iyiydi. Gerçekten korkunç bir hazırlanma. Ben de size hangi krediden bahsetmek istiyorum. Bu bölümümüzün sponsoru kendileri. Hangi kredide %0 faizli 6 ay vadeli 10.000 TL acil nakit avans kampanyası var. Siz de sizin için uygun olan bankayı web sitesi üzerinden seçip hiç oturduğunuz yerden kalkmadan bu kampanyadan faydalanabilirsiniz. Gerekli bilgiler açıklamalar kısmında var. Bu bölümü sponsor oldukları için çok teşekkür ediyoruz ve bölümümüze geri dönüyoruz. Merhaba, Soğuk Savaş'a hoş geldiniz. Bugün konuklarımız Sokrates ekibi arkadaşlar, hoş geldiniz. Sizi burada görmek çok güzel. Ufak da bir heyecan var gibi görüntülüyorum ama doğru mu görüntülüyorum? Var mı heyecan abi? Var. Var değil mi? Her zaman. Aslında hiç gerek de yok ama öyle eğleneceğiz falan diye geldik. Tamam, okey. Sizde var mı heyecan? Mehmet abi için ilk biz... Daha önce geldiğimiz yani, için tecrübe. O kadar bir heyecan yok. Güzel. Koyduk size 3 sene önce, hatırlarsınız. Öyle mi? Öyle demesek iyi olur. Hızlı başladık. Biz de çok iyi hazırlandık. Özellikle Berk ve Buğra spor konusunda çok iyi olduğu için evet. Bu konuda da müthiş hazırlıklar gerçekten. Berk hatırlıyorum ben. Çok iyiydi gerçekten. Aynen. Ben 100 metre yüzdüm. Yanlış anlamışım. Genelde bir faydası evet. Olur. O zaman başlayalım daha fazla uzatmadan. Hadi bakalım. Tabii. Hadi bakalım diye geçiyorum. Fazla uzatmadan. Hadi bakalım geliyor ekrana. Gülersen kaybedersin. Abi tekrar hoş geldin. Seni hoş burada bulduk. Görmek çok güzel. Sizi davet ettiğiniz için teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Hep duşta abi seni dinliyorum. Yani uyanınca ilk seni dinliyorum. yanlış anlaşıldı böyle söyleyince ama kusura bakma. İnsanlara söylüyorsun. Hayır, güne senle başlıyorum gibi daha... Anladım, şeyden daha iyi ama genelde abi seni dinleyerek uyuyorumlardan daha iyi. Daha iyi değil mi böyle? Tabii. Ben güne başlıyorum. Yani o rüyalara girmek istemiyoruz. Gölgede ve güneşte futbol diyerek insanları futbol için sokağa döken Uruguaylı yazar hangi suçtan yargılanmaktadır? Hangi suçtan? Halkı Galeano getirmek. Çok kültürlü bir şekilde gidiyorum buradan. Bunu anladım ve güldüm yani. Abi merhabalar. Hoş geldiniz. Şimdi ben futboldan çok anlamıyorum. Ama biz de yani, çok anlamıyoruz. Ha, süper. Ya Fenerbahçe ne olacak Fenerbahçe abi? Uzun süren aranın ardından Beşiktaş'a dönen Şenol Güneş, Kagawa'yı göremeyince nasıl tepki vermiş? Nasıl vermiş? Şimdi uzaklardasın. Dın 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 dın. Gönül hiç. Ne olacak abi bu Galatasaray'ın hali? Fener'i soruyordun. Dünya Kupası sonuçlarını öngören futbolcu hangisidir? Hangisidir? Falcao. Of. Üf. Hocam merhaba. Sporla aramız nasıl? Teşekkür ederim. Şaka ediyorum. Hobi. Geliyor sorumuz. Tamam. Dünya Kupası dediniz, o zaman gelsin. Katar'daki Dünya Kupası öncesinde eski başkanın yolsuzluk skandalını öğrenen FIFA nasıl hesap sormuştur? Nasıl? Sen hayırdır Blatter? Bravo, oyunculuktan bu. Sen soruyorsun. Ben de mi sorayım? Evet. Kaldıran bir daha otur şey yapmıyor mu? Devam estağfurullah hocam. Şimdi şu anda... Aman pardon, hocam pardon. Ne diyorsun bana? Özür dilerim. Estağfurullah. Çok naif bir şekilde sonuç. Benden naif soru. Johan Cruyff yaşasaydı hangi kaleciyle oynardı? Hangi? Remco Pasver. Pasver. İnce or pas... Birbirine atılan top, evet. Çamaşır makinesiyle snooker arasındaki fark nedir? Abi ya, iyi ki ne yapmasaydın bari. Çamaşır makinesiyle snooker arasındaki fark. Fark nedir? Nedir abi? Çamaşır makinesinin sıkması daha uzun sürüyor. Yani üzerimde bir baskı vardı o yüzden, kusura abi, bak. Snooker'da hızlı kalktım. Hoş geldin kral. Merhabalar, hoş bulduk. Ne olacak bu Lakers'ın hali ya? Ha?
Kötüyüz bu sezon ya. Yapacak bir şey yok. Evet, olacak. Draft haklarımız da yok. Ne dersin? Takas etsinler mi Davis'i? Hepsini gönderilebilir. Cem Uzan style. Tamam. Yarından itibaren Los Angeles Lakers'ta transfer başlamıştır. Her topu kaleye gönderen, arkadaşlarına pas vermeyen ve kendisine arkadaşları el kol yaptığında da niye pas vermiyorsun diye onları tersleyen futbolcu kimdir? Kimdir? Leroy Sanane. Güldüremedik. Daha sert bir şey yok. Güzeldi, güzeldi. Beşiktaş Valerian İsmail'i nasıl göndermiştir? Uçakla değil inşallah cevap. Değil. Weghorst diye. Ben Orkun'un gülmesine güldüm anasını. Çok ilgilisin futbolla, o yüzden abi, detaylı evet. Soracağım. Ne olacak abi Beşiktaş'la abi? Ne olacak bunların hala? Şimdi 2014 Dünya Kupası'nda Suarez eliyle çizgiden bir topu çıkarıp Gana'yı dışarıda bırakmıştı. Hatırlarsın. Hatırlarsın çok net, hatırlarsın. Evet. Bu olay sonrası Burak Kut acılı bir şarkı yazdı onlar için. Hatırlıyorum. O şarkının ne olduğunu biliyor musun? Yani hiçbir fikrim yok. Gana'sın dünya. Yansın ne oldu olacak. Abi çok güzeldi. Teşekkür ederim. Herkesin anlayabileceği spor şakaları. İngiltere milli takımının yeniden yükselişini anlatan Türk dizisi hangisidir? Hiç bilmiyorum ki Türk dizilerini. Ama İngiltere milli takımı. İyi bir ikili. Nedir abi? Grealish Ertuğrul. Şaka. Fransa milli takımının nesi meşhurdur? Mbappe'yi biliyorum. O kadar. Nesi? Platini. Güzel. Tuttun. Güzel. Öğrenmiş oldum. Öyle bakalım. Uluslararası tecrübesi olan hakemler neden hızlı araç kullanırlar? Neden? FIFA go-kartlı oldukları için. Clark Kent'i gören Lex Luthor'a ne olmuş? Ne olmuş? Kal gelmiş. Çok güzel. İyi geçti. Niye atlattın? Çok güzeldi ya. Hazırsak yakıyorum ikimizin kariyerini. RTE'nin siyasi hayatını anlatan sinema filmi hangisidir? Hangisidir abi? Makamda Forever. Sen başlamıyor musun? Sen sen de olması biz lazım. Biz seninle 8 sene önce de karşı karşıya geldiğimizde böyle bir cinsel elektrik olmuştu. Estağfurullah. Aynen. Falan da yükseliyor. Bir anda. Hangi basketbolcudan çok az vardır? Çok benlik sorular. Gibi manasız bir soru ama. Hangi? Nikola Jokic. Güzel. Gitmemek için gülmedim. Peki. Sindirdim abi. Westbrook'un inişli çıkışı performansını konu alan Şebnem Ferah şarkısı hangisidir? Bulamadım valla. Bulamadım. Rasıl inanırım sana. Bilmiyorum. Bilmiyorum. Ben soruyorum değil mi? Biraz sohbet etmeyelim. Edelim. Yok, nasılsın? Sen soruyorsun. İyiyim sağ ol sen. Ben de iyiyim. Geçebiliriz şimdi. Keyifle takip ediyorum. Ben de. Başarılarla. Ben seni zaten takip etmemek mümkün değil şu an. Evet, maalesef. Her yerde. Devamlı YouTube ana sayfamda bir Erman oluyor. Öyle bir durum var. Evet, ben de. Çok keyifle takip ediyorum. Gene de yetmiyorsun. Çok güzel konuştun. Seksüel gerilimi biraz kıskanmış oldum. Gece WhatsApp kaydı falan da yollarım ben sana. Tamam, ben de yollarım. Tamam. Kabız olduğu için ufak ufak sıçabilen. Hı-hı. Adama ne denir? Ne denir? Boca Juniors. Çok güzeldi. Dünya Kupası'na yeterince katılım olmadığı için komşu ülkelerden parayla taraftar kiralanmasına FIFA neden tepki göstermiş? Neden? Para ilk defa başkasına gittiği için. Sosyal mesajında veriyorsun. Müthiş. Tottenham şampiyonluğuyla Londra'daki bazı masaj salonlarının ortak noktası nedir? Adam daha şey. Nedir? Mutlu son. Ya. İkisi de çok nadir görülür.
Yaş ortalaması yüksek bir takımın oynadığı maçlarda rakiplerine göre daha az faul yapmasının temel sebebi nedir? Nedir? Sertleşme problemi. Ne demek istiyorsun ya? Katarlılar Dünya Kupası'nı onlara verdiğini FIFA'nın duyunca nasıl bir tepki göstermişlerdir? Nasıl? Yok dua neler? Çok güzelmiş. Son Hoeng Min milli takımda neden etkili olamaz? Sertleşme sorunu. Yetenekleri koreldiği için. Böyle bir şaka hazırladım sana. Yetenekleri Güney Koreldi. Nude isteyen sevgilisini. Sürekli reddeden. Müzik grubunun adı nedir? Nedir? Yüz yüzeyken soyunuruz. Medyumların oluşturduğu ünlü müzik grubunun adı nedir? Nedir? Sezgin'in günlüğü. Seviyeyi böyle düşürürüz. Sağ ol. Tebrik ederiz. Sağ ol. Teşekkür ederim. 80'lerde henüz lig bu kadar profesyonelleşmemişken. Okuyamadım ya. Allah Allah. 80'lerde Son bir şans daha veriyorum. Son bir şans daha. Hadi abi yaparsın. 80'lerde henüz lig bu kadar... Ama yok bu sefer trollenmiyorsun. Bu sayılmaz. Ya mahvolduk ya. Çok buradan, iyi gidiyordun. Yok bu buradan sefer büyük dalma oldu ya. Biz Emre'ye yardıma geldik. Belki dördümüz birlikte okuruz diye. Bence şu bölümü söylemene hiç gerek yok abi. Onun diyor şey yok zaten. Doğru. 80'lerde. Soruyorum ya futbolcular nasıl takatılır? Tamam. Bitti yarış. Futbolcular kazandılar. Kazandılar. Evet. Sokrates'ler ekibi kazandı abi. Tamam, evet. Ellerinize sağlık. Süper. Çok iyiydi. Tamam kes et. Tamam. Dur. Evet abi şaka. Nasıl takatılırdı? Ne bir dakika. 80'lerde. Futbolcular nasıl takatılırdı? Bu muydu? Buydu abi. Nasıl? Daha şeydi abi. Nasıl? Ya gereksiz bir ek varmış orada. Henüz lig kısmını attık çünkü zaten çok gerekli değilmiş orası. Evet, tamam. Nasıl? Tamam, darbeye bağlı. Güzel şakaymış. Çok güzel. Hazırlanma fırsatı sunmadan size 3'ten geriye sayacağız. Bir kazanma mıydı? Kanka? Kazandınız ya kazanmadık. 3, 2, 1. Çok fazla kafa karışıklığı var. 3, 2, 1. 3 80'lerde.